Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Fiverr videosuyla karşınızdayım. Daha önce Fiverr ile ilgili birkaç tane video hazırlamıştım. Bunlardan bir tanesi Fiverr'ın ne olduğunu ve nasıl kullanılacağı ile ilgili. Hem freelancer olarak hem de müşteri olarak Fiverr'ı nasıl kullanabiliriz bununla ilgili video hazırlamıştım. Bundan hariç de kendi intromuzu, kanalda şu anda kullandığım introyu Fiverr üzerinden yaptırmıştım ve beraber karar vermiştik hangi introyu kullanmamız gerektiğine. Yine aynı konsepti Bugün de benim ikinci kanalım olan Alkışlarla Geziyorum kanalının logosunu yapacağız. Alkışlarla Geziyorum kanalı eşimle birlikte gezdiğimiz yerlerdeki deneyimleri paylaştığımız bir gezi kanalı. Gezi ve vlog kanalı da diyebiliriz kısacası. Şimdi o kanal için bir tane logo yaptırmaya karar verdim Fiverr üzerinden. Yaklaşık 460 dolar para harcadım ve 3 farklı kişiye 3 farklı logo yaptırdım. Şimdi Fiverr ekranında geçtiğimiz zaman size seçtiğim freelancer'ların ve ilanlarını göstereceğim. Aynı zamanda sizin için de fikir olur eğer bir ilan yayınlamak isterseniz ya da böyle bir hizmet satın almak isterseniz isterseniz buradan sizin için referans olur. İlk olarak daha önce Fiverr'da hazırlamış olduğumuz introyu izleyelim ve videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak size Fiverr nedir kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Belki bu videoyu ilk defa izleyenler, bu kanala ilk defa gelenler olabilir. Fiverr dijital hizmet almak isteyenlerle dijital hizmet vermek isteyenleri bir araya getiren bir platform. Ben bu platformda hem freelancer olarak çalıştım, aynı zamanda da hizmetler aldım. Üst kısımda görmüş olduğunuz gibi site içerisinde birçok kategori var. Örnek olarak grafik tasarım, programlama, dijital marketing, video, müzik, yazarlık birçok kategoride hizmet verebilirsiniz veya hizmet satın alabilirsiniz. Örnek olarak bizi çok ilgilendiren grafik tasarım bölümüne bir bakalım. Logo tasarım, web tasarımı, e, fotoğraf düzenleme gibi birçok kategoriyi burada görebiliyorsunuz. Flyer design, broşür design, poster design birçok konuda isterseniz hizmet verebilirsiniz, isterseniz de hizmet satın alabilirsiniz. Birçok freelancer var. Hem bütçenize uygun freelancer'ı kendiniz seçebilirsiniz, aynı zamanda da ilanları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tabii ki Fiverr'da hizmet almak istiyorsanız elinizde bir tane brief olması, bir tane brief hazırlamanız hem sizin için hem de sizin çalışmanızı yapacak tasarımcı için çok avantajlı olacak. Bunun için ben de bir brief hazırladım ve istediğim logo ile ilgili tüm özellikleri bu şekilde belirttim. Şu anda İngilizcesini görüyorsunuz. Bu şekilde de Türkçe'si var. İsterseniz videoyu durdurup briefi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Brief'ten kısaca bahsedecek olursak, tabii ki kanalın adı nasıl olsun, işte hangi hedef kitlesine hitap ediyor, kanalda hangi içerikler var, işte logo hangi renk olabilir, hangi mesajı içermeli, hangi boyutta nasıl görünmeli, hangi platformda nasıl kullanılacak gibi tüm detayları burada açıklamaya çalıştım. Brief hazırladıktan sonra da sıra geldi freelancerları bulmaya. Bunun için bütçem toplamda 460 dolardı. Bunu da seçtiğim freelancerlara göre üçe bölmem gerekiyordu. İlk olarak 30 dolarlık bir freelancer buldum. Daha doğrusu 30 dolara logo yapan bir freelancer buldum. Görmüş olduğunuz gibi ilanı biraz inceleyecek olursak bu şekilde birçok freelancer'a tabii ki mesaj attım. Geri dönenlerle, hızlı geri dönenlerle iletişim kurmaya çalıştım ve ilk seçmiş olduğum freelancer 30 dolara logo oluşturan bir freelancerdı. İkinci seçtiğim freelancer da 130 dolara logo oluşturan bir freelancerdı. Genelde basic paketi satın almaya çalıştım. Üçüncü freelancer da 300 dolara logo oluşturan bir arkadaştı ve şansıma Türk bir arkadaş denk geldi. Birçok freelancera yazdım ve e, derinden hızlı bir şekilde yanıt aldım ve onunla ilerlemeye karar verdim. Şu anda 450 dolar görüyor olabilirsiniz. Benden sonra galiba fiyatı güncellemiş kendisi. Şimdi de gelin beraber logoları inceleyelim. Şimdi sıra geldi en heyecanlı kısma. Logoları tek tek inceleyelim. İlk olarak 30 dolarlık logodan başlayalım. Şöyle final versiyonu klasörüne girelim ve burada done İlk logomuzu açalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk arkadaş doğal temalı bir logo hazırlamış ve istediğim renkleri kullanmış. Yani sarı ve yeşil renkleri logoda yer alıyor. Alkışlarla geziyorum kısmı da okunabilir seviyede diyebiliriz. Tabii ki küçük boyutlarda biraz okumakta zorluk yaşayabiliriz. Tüm freelancerlardan ufak tefek revizeler istediğim ilk göndermiş olduğu logoda yazı pek okunmuyordu. Bununla ilgili bir düzeltme yapabilir misin dedim ve bana alternatif olarak birkaç tane daha yazı gönderdi, font gönderdi ve bunlardan bir tanesini seçtim ve son olarak logoyu bu şekilde finalize ettik. Sunum olarak da şu şekilde bir mockup kullanmış ve aynı zamanda da bu şekilde transparan olarak da gönderdi bana logoyu. Açıkçası fiyat-performans olarak değerlendirdiğimiz zaman 30 dolarlık bir logo diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz sanki. Yani hazır vektörel mi kullandığı yoksa kendisi mi çizdi? Tabii ki o kısımları bilmiyoruz. Tabii ki zamanda düşündüğümüz zaman 2 günde teslim etti bu logoyu. O yüzden de hazır kullanabileceğini de düşünüyorum. Mesela şu kısımdaki ağaçlar arkadaki dağ görüntüsüyle birbirine geçmiş tam orası bir karmaşa var aslında. Birazcık daha detaylı incelediğimiz zaman şöyle bir yakınlaşalım. Burada baktığımız zaman şu kısımlar birazcık daha ayrıştırıcı olabilirdi diye düşünüyorum. Sizin fikriniz ne? Yorumlarda bekliyorum. Sıra geldi ikinci logomuz 130 dolarlık logoya. Yine dosyamızı açalım şu şekilde. İkinci logoda tabii ki fiyatının da biraz karşılığı olarak bir sunum şeklinde geldi. Bu şekilde bir logo hazırlamış arkadaş. Bir konum ikonu içerisine bir dağ görüntüsü oluşturmuş ve aynı zamanda da bir yol çizmiş içerisine. Burada gizli olarak da şöyle yakınlaştığımız zaman da A harfini de buraya yerleştirmiş. Alkışlarla Geziyorum'un A harfini de buraya yerleştirmiş. Bu logodaki sıkıntı A harfinde kullanılan renklerle şuradaki imleç kısmının yani A'nın ortasını belli eden kısmı da burada birazcık kaybolmuş. Bu da tabii ki farklı boyutlarda özellikle küçük boyutlarda baya yok olacağını düşünüyorum. Yani şu anlamda şurada tamamen anlamı kayboluyor aslında. Daha sonrasında bu arkadaştan da ufak bir revize istedim. Şöyle onu da açalım. Çalışmada degrada yerine tek bir renk kullanmasını istedim. Burada mavi rengi seçmiş. Burada daha okunabilir bir e, görüntü var. Daha anlaşılır bir görüntü var. Fakat Buradaki problemde yani benim istediğimin biraz dışına çıkmış. Sarı ve yeşil renkleri de kullanmasını ben söylemiştim. Burada mavi rengi tercih etmiş ve logo da bu şekilde. Yine aynı şekilde sizin yorumlarınızı da alt kısımda bekliyorum. Yorumları bekliyorum değerlendirmelerinizi. Ve son olarak da üçüncü logomuza gelelim. 300 dolarlık logoya yine final dosyasını açalım. İlk olarak birinci çalışmayı logo sunumunu açıyoruz. Burada önemli olan nokta hepimizin yapması gereken logoyu hazırladıktan sonra bu logo ile ilgili de bir sunum dosyası hazırlamak. Logonun kullanımı ile ilgili ilgili farklı görseller de hazırlamak daha da ikna edici olabiliyor. Böyle bir açılış sayfası karşılıyor bizi. Ardından ilerlediğimiz zaman şöyle alkışlarla geziyorum. Tek renk bir logo görüyoruz. Burada beş bir logo yapmış. Yani damga şeklinde bir logo yapmış. Alkışlarla geziyorum oldukça okunur. Şimdi diyebilirsiniz ki burada e, kuş ne alaka? E, bizim kanaldaki videolarımızı izlemiş. Bizim bir muhabbet kuşumuz var. Ve muhabbet kuşunu da logonun içerisine yerleştirmesi hem işi incelemesi, işi araştırması bu çok hoşuma gitti. Ve bunu da logoya yerleştirmesi çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da da burada alkışları temsil eden iki tane de el var. Bunu kuş kanadı olarak da böyle betimlemiş. Gerçekten böyle zekice bir fikir bu. Burada bir fikir var, burada bir yaratıcılık var. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. İlerlediğimiz zaman yine logonun farklı sunumları var. Beyazda, siyahta nasıl göründüğüyle ilgili. Ardından da oluşturmuş olduğu renkleri anlatmış. Burada kullandığı renkleri görüyorsunuz ve bu şekilde de bu seçtiği renklerinde logo üzerindeki uygulamalarını görüyoruz. Seçmiş olduğu renkler oldukça modern renkler ve bunu bir degradeye bir gradient üzerinde oluşturmuş ve bu da oldukça şık görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. İlerlediğimiz zaman farklı zeminlerde, farklı yerlerde nasıl göründüğünü de bu şekilde görebiliyoruz. Sunumun diğer aşamalarında da mockup yani 3. bölümüne geldik. Mockup'larda da kanal üzerinde nasıl göründüğünü şu şekilde görsellerle açıklamaya çalışmış arkadaş. Logo 2 yine kullandığı logoyu farklı bir şekilde farklı bir fontta sunmuş. Bu da alternatif olarak sunmuş. Yine burada da kullanmış olduğu renkleri belirtmiş. Mesela turuncuyu ben söylememiştim ama kendisi uyumlu olacağını düşünmüş ve gerçekten iyi seçimler yapmış. Bu arkadaşa da ben bir tane revize ilettim. Kullanmış olduğu kuş ikonunu bizim muhabbet kuşunun birkaç tane fotoğrafını gönderdim ve acaba bunun üzerinden bu fotoğraf üzerinden nasıl bir logo oluşturursun diye merak ettiğimi söyledim ve tamamen özgür bıraktım yine. O da ikinci bir logo oluşturdu ve bana gönderdi. Şimdi onu da bakalım. İkinci ve son olarak göndermiş olduğu logo da bu şekilde. Burada birazcık daha muhabbet kuşuna benzetmeye çalışmış, özellikle kuyruk kısmını daha uzun yapmış ve kanat kısmı da burada birazcık daha farklı, ee, daha uzun bir logo. Yine burada da çeşitli kullanımlarını hazırlamış bu şekilde. Aynı önceki logo sunumunda olduğu gibi tamamen uygulamaları. Buraya da geçirmiş. Aradaki farkı daha iyi anlayabilmeniz için iki logoyu da bu şekilde yan yana size de göstermek istiyorum. Siz de kararınızı buna göre yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Buradaki ilk hazırlamış olduğu logo, buradaki de ikinci hazırlamış olduğu logo. Siz de buradan tercihlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ardından bu logolardan bir tanesini seçip kanalda kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar, logolarımız bu şekildeydi. Siz en çok hangi logoyu beğendiniz? Yorumlarda lütfen belirtin. Biz de buna göre seçimimizi yapacağız. Ayrıca siz de işlerinizi kolaylaştı için Fiverr üzerinde freelancerlarla çalışabilirsiniz. Aynı zamanda da bir freelancer olarak da kazanç sağlayabilirsiniz Fiverr içerisinde. Eğer Gezi Videolarını da seviyorsanız Alkışlarla Geziyorum kanalına da abone olabilirsiniz. Tabii ki eğitim içerikleri için de bu kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.